İsmet Özel dedi ki, biri bana ben Türk'üm dediği zaman derim ki nereden belli. Ben de sordum, dedim ki sizin bundan tatmin olmanız için bu soruya nasıl bir yanıt gelmesi gerekiyor? Bir kere dedi, namazını kılıyor mu diye bakarım dedi. Hop, burada Aytunç Altındal dedi ki ben namaz kılamıyorum, o zaman ben Türk değil miyim deyince orada bir kaldı mevzu enteresan şekilde. Şimdi tabii sizin daha önceden bizim Türklüğümüzü elimizden aldılar ve Cumhuriyet'e dair de bir takım eleştirileriniz vardı. Tam bu noktada reklama gittik. Buyurunuz, tekrar sözü bırakıyorum size. Yani namazına mı bakarsınız Türk olup olmadan için? Şimdi namazına bakmak böyle basit bir iş değildir. Şimdi Müslümanlar namazı cemaatle kılarlar. Yani cemaatle namaz kılmak esastır. Tek başına namaz kılmak ruhsattır. Yani o da olabilir ama esas değildir. Yani ben bir adamın Türk olup olmadığını namaz kılmasından anlarım dediğim zaman onun sofuluğundan bahsetmiyorum. Bir insanın ezan okunduğu zaman herkesin Hakk'ın divanına duracağı bir hayat tarzına bağlanıp bağlanmadığından bahsediyorum. Yani biz Müslümanlar birbirimiz için olduğumuz kadar Müslümanız. Onun için Türklükten Müslümanlık olarak bahsediyorum. Şimdi, yani yüzyıllar boyunca eğer Türkler işin başında olmamış olsalardı dünyada bugün bu derece en azından yaygın bir İslami nüfus bile olmazdı. Yani Türkler aynı zamanda İslam hayatının teminatı oldular yüzyıllar boyunca dünya üzerinde. Şimdi teminatı olmak başka ama bunun tamamen bununla örtüşmesi de başka. Yani işin mesela hiç kültürel manada yaklaşamaz mıyız? Müsaadenizle Atatürk'e göre nedir Türk milleti tanımında? Şöyle bir cevap var. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Ve Türk milleti üç temel unsurdan oluşur. Zengin bir hatıra mirası, beraber yaşamak konusunda müşterek arzu ve sahip olunan mirasın muhafazasına beraber devam hususunda iradelerin müşterek olması. Buna hiçbir itirazım yok. Tek yani itirazım yok fakat noksan. Çünkü burada gelecek yok. Sadece bir köhne geçmişten bahsediliyor. Mirasa sahip çıkma noktasında müşterek irade. Mirasa sahip mi? Ne mirası? Miras hangi miras? Tarihi miras, kültürel miras. Şimdi eğer oradaki miras aslında veda hutbesinde Resulullah'ın bıraktığı miras olmalıdır. Veda hutbesinde Resul-i Ekrem dedi ki size Kur'an'ı ve sünnetimi bırakıyorum. Miras budur. Eğer bir insan yazımızı elimizden alarak bizi Kur'ansız bıraktıysa bu hangi mirastan bahsediyor? Şimdi burada bir olay var ki hakikaten iki tane olaya değinmek gerekiyor. Birincisi Türkiye'de yaşayan insanlar tamamı Türk diyelim değilmiş, Müslümanmış, şuymuş, buymuş geçelim. Dilsizleştirildi ve tarihsizleştirildi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'ye yaptığı bir olaydır. Ancak şöyle baktığımız zaman, şimdi demeyecek veda hutbesi dedi İsmet Özel. Bir de müşriklerle, Hristiyanlarla imzalanan Medine vesikası var. Değil mi? Medine vesikasında bizzat peygamberin kendisi diyor ki Hristiyanlarla biz şu şekilde kendileriyle anlaşabiliriz. Onlar da İslam aleminin içinde var olabilirler. Yani İslam alemi derken de kastettiğimiz malum işte Darül İslam yani. Ümmetin içinde yer alabilirler. Bizzat kendisi bu anlaşmayı Hristiyanlarla yapıyor. Peki şimdi buradan baktığımızda deminki sözlerine dönersek illaki namaz kılmak veya ezan önünde Hakk'ın divanında durmak. Bak açık söylüyorum İsmet Özel, Allah'ını seversen senin
seni daha çok dinlerler bu konuda. Beni dinlemezler. Kardeşim bizim orada bir açıyorlar şeyi, operörleri yerinde bırak namaz kılmayı, namaz kılamazsın yani. Bir ezan okuyor adam, bet bir ses, olamaz böyle bir şey. Bütün millet kaçışıyor bir yerlere. Herkes bir yere kaçıyor. Camide bir kişiyi göremezsin. Yani bu davet böyle mi yapılır ya? Yani insan sesiyle yapılması gereken bir davet. Sonuna kadar açılmış operörlerde. Yani siz şimdi hani şey, itirazınız yok. Ya Aytuş Bey, buna mı takıldınız? Hayır, buna takılmadım. Bu çok önemli bir olay. Tamam, önemli bir olay ama diyor ki yani namazını kılmazsa Türk değil diyor. Hayır ya. Hayır ya, biliyorum, ben de söyledim, ben namaz kılamıyorum. Şimdi ben Türk değil miyim diyen benim, değil mi? Az önce bunu ben söyledim. Şimdi ben diyorum ki namazla, şunla bununla değil, takvayla ölçülür diyorum. Takvayı da kimse kimsenin takvasını ölçemez İslam dinine göre.